İşletme defteri kullanan firmalar dönem sonu envanter nasıl alabilir? F10 menümüze envanter yazdığımızda işletme dönem sonu envanteri menüsünü çalıştırırız. Burada öncelikle bir fiş başlığı belirlemeliyiz. Örneğin Mart ayı stok depo envanteri olarak bir açıklama buraya girebiliriz. Burada manuel olarak giriş yapabileceğimiz gibi örneğin A malı diyebiliriz. Miktar adedimizi, envanter adedimizi buraya yazabiliriz. Örneğin 50 miktar olduğunu, bu miktarımızın da adet cinsinden olduğunu ve bir maliyet buraya belirleyebiliriz. Yine istersek buradaki stok depo envanterini F5 stok listesini getir seçeneğiyle hızlı bir şekilde oluşturabiliriz. F5'e bastığımızda stoklar envanter listesine eklensin veya mevcut listenin altına eklensin olarak iki farklı seçenek de karşımıza çıkacaktır. Eklensin dememiz halinde mevcut girdirmiş olduğumuz satırlar kaybolacak. Sadece stok listesinde, stok kayıtlarımızda olan envanter adetleri buraya gelecektir. Mevcut listenin altına eklensin dememiz durumunda daha önceki girmiş olduğumuz satırların altına ekleyecektir. Mevcut listenin altına ekle seçeneğini kullanalım. Burada mevcut satırlarımızda herhangi bir şey yapmadı. Buradaki boş satırımızı siliyorum. İlk girmiş olduğumuz, manuel girmiş olduğumuz satırımız aynen durmakta. Ve stoklardaki adedi bulunan, envanteri bulunan kalemlerimizi buraya getirdi. Yine birimlerini tanıtmış olduğumuz birim cinsinden buraya getirdi. Eldeki miktar adetlerimiz yine bugün tarih ve saati itibariyle burada tutarlarıyla birlikte envanter listemize gelecektir. Envanter listemizi oluşturduktan sonra envanter tutarımızı da alttaki alandan görebilmekteyiz. Envanter listemizi hazırlayıp F2 kaydet diyebiliriz. Dönem sonu envanter bilgileri güncellendi dedi. Stok takibi yapmayan işletmeler envanter kayıtlarını manuel olarak göstermiş olduğumuz gibi girebilirler. Envanter kaydına girmiş olduğumuz bilgiler işletme defteri içerisinde yer alan envanter defterinde kullanılabilecektir. Envanter defterimizi çalıştırdığımızda burada yalnız dönem sonu envanter giriş tablosunu oku diyebilir veya alanı pasif yaparak belli tarihler arasında envanter değerleri listeleyebiliriz. Yine belli stok kodları arasında listeleme yapabiliriz. Sıfır miktarları göster veya gösterme seçeneği kullanabiliriz. Örneğin sıfır miktarları göstermeden yalnız dönem sonu envanter giriş tablosundan oku seçeneğini aktif ederek bir envanter raporu aldığımızda envanter defterimize çıkacak adetlerimiz bu şekilde gözükecektir. Burada girmiş olduğumuz birinci manuel satırımız ve diğer stok kartlarından almış olduğumuz listemiz karşımıza gelecektir. İşletme hesabı envanter defteri bu şekilde kullanılabilecektir.